Bu haberi ara veriyoruz çünkü Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanmıştı. Ekranlarınıza geliyor açıklamalar. Geçtiğimiz iki gün evvel çok Türkiye için, Fenerbahçe için çok önemli günler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Önce bu olaylardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eski Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel, Meclis Başkanımız Cemil Çiçek, Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün bakanlarımız bize hakikaten bu olaylardan dolayı hem taziyede bulundular hem de bu olaya sahip çıktılar. Ve bu olaya sahip çıktıkları için de biz inanıyoruz ki çok kısa zamanda bu failler bulunacaktır. Çünkü bu yalnız Fenerbahçe'ye yapılan bir olay olmadığını da düşünüyoruz. Çok ciddi bir olay. Biliyorsunuz yaşayanlardan biri de benim. Biraz da rahatsız oldum bu konuda. Olayın özetine gelince tamamen şoföre yönelik bir atış biliyorsunuz. Ancak orada bazı arkadaşlar, özellikle kamu görevlileri bunun taş olarak geçiştirilmeye çalıştığı için orada epey mücadele ettik. Ondan dolayı da benim şeyim çıktı. Ama bu arada başta Sayın Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve tabii ki bütün taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepimiz itidalli ve olayın aydınlanması için hiçbir provokasyona veya herhangi bir şeye neden olmadan sakin sakin bekliyoruz. Ve bu konularda en önemli kısımlardan biri, burada insanların canına kastetme var. İnsanlara öldürme var. Ve hayretler içinde bakıyorum ki ben, bazı insanlar hala bu olayı anlamış değil. Yani şöyle söyleyeyim size, öndeki otobüs durduğu zaman aramızda 30-50 metre vardı. Ve sizler de vardınız, yani medya mensupları da vardı. Yalnız o bizim otobüs değil, oradaki medya mensupları da kendileri de söylüyorlar. Onlar da can tehlikesi atlattı yani. Çünkü o otobüse bir şey olduğu zaman yanında, sağında, solunda, arkasındakiler de gidebilirdi. Bu planlanmış, yanlış bir hadise. İnşallah bu Fenerbahçe açısından da Türkiye açısından da önemli. Bu olayların aydınlatılması lazım. Oyuncularımıza gelince biliyorsunuz sayın bizim antrenörümüz İsmail tam şoförün arkasında oturuyordu. Yani 20 santim sekse şu anda İsmail'in canı da gitmiş olurdu. Yani can kaybı, ölüm olmadı. Bir şoförümüz var sağ olsun. Dün başkanımı da dahil hep aradık. Derneğimizden gittiler, Rize Derneği'nden ve Fenerbahçe Derneği'nden. Ve elimizden geldiği kadar onu da sahip çıkacağız. Ve düşünün, bir otobüs beyaz, Fenerbahçe otobüsü de değil. Ama öyle bir zamanlama yapılıyor ki tam yokuş aşağı giderken, 110 kilometre giderken kurşunlanıyor. Ama taş atıldı deniyor. Yani taşın gitme ihtimali yok oraya zaten. İnşallah bunlar aydınlanacak. Ama burada en önemli şey tabii futbolcuların durumu. Sonunda onlar da işte etten kemikten olan insanlar. Tabii olayı birinci günü anlamadılar ama ikinci günü dün epey konuşmalar yapıldı onlarla, bütün oyuncularla. Hakikaten psikolojik olarak durumları hiç iyi değil. Onun için dünkü antrenman iptal edildi. Bugün belli bir kısımla antrenman yapılacak. O arada Sol'la ilgili bir takım yazışmalar varmış. Kaçtı gitti falan diye, öyle bir şey yok. Tamamen hocasından izin alarak. Zaten ailesi daha evvel planlanmış. Kendisi de bir günlüğüne gidecek. O da uçabilirse tabii. Yani son anda izin alıp, izin anca vermişler. Ve burada ben bu şeyleri, bu girişi yaptıktan sonra yönetim kurulu da toplantı yaptık biliyorsunuz 2 saat evvel. O kararlarla ilgili ve genel görüşmelerle ilgili arkadaşlara söz vereceğim. Vermeden evvel taraftara bir daha mesaj vermek istiyorum. İtidallerini devam ettirsinler. Bu konulara sakın sakın hiçbir şekilde girmesinler. Bizim için şampiyonluklar, bizim için 4. yıldız önemli değil. Bizim için önce herkesin can sağlığı. En önemli şey
can sağlığı. Yani bizim için şampiyonluklar önemli değil. Biz çok şampiyonluklar kaybettik. Nasıl kaybettiğimizi de herkes biliyor. Şimdi onların detayına girmeyeceğim ama maalesef ondan sonra biz tuğkaka olduk. Ama yapılacak bir şey yok. İnşallah onların psikolojik olarak durumlarını düzeltiriz ve yeniden yarışmaya gireriz. Ama şimdi aldığımız kararları da yavaş yavaş öğrenirsiniz. Teşekkür ederim Tolgacığım. Sen söyleyebilirsen bazı şeyler. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Yaşadığımız olayların örfesinde malumunuz olduğu üzere olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bu toplantıda yaptığımız değerlendirmeleri ve kararları da kamuoyuyla paylaşmak üzere buradayız. Öncelikle eylemi değerlendirmesini Sayın Mahmut Bey yaptı. Ancak bu eylem çok açık ve net bir şekilde ortadadır. O da 19 futbolcu olmak üzere 41 kişinin hayatına taammüden kastetmeye teşebbüstür. Bu eylemin başka bir değerlendirmesi yoktur. Bu eylem Fenerbahçe'ye düzenlenmiş bir suikasttır. 3 Temmuz'da hürriyetinden yoksun bırakılan Fenerbahçe'nin bugün de canına kastedilmeye çalışılmıştır. Öncelikle bu tespitimizi bundan sonraki gelişmeler ne olursa olsun Fenerbahçe'nin resmi görüşünün bu olduğunu deklar etmek isteriz öncelikle. Ancak bununla birlikte yine ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumun da farkındayız. Bu farkındalığımızdan dolayı da ezber bozmaya da hazırız. Şöyle ki hemen belirtmek isteriz ki bu eylemi bir Fenerbahçe Trabzonspor nizası ya da çekişmesi ya da Fenerbahçe Trabzonspor odaklı bir eylem değil, bu ciddi bir terör eylemidir arkadaşlar. Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak bizim bu eylemi bir camiayı, bir bölgeye ve kendi insanımıza mal etmek gibi bir yönetim anlayışımız yoktur, olmayacaktır. Bu da çok net olarak bilmenizi isteriz. Bununla birlikte demin Mahmut Bey'in izah ettiği gibi bizim yönetsel olarak sorumluluğumuzda, uhdemizde olan şey sadece Fenerbahçe taraftarlarının, Fenerbahçeli futbolcuların, Fenerbahçe çalışanlarının can güvenliği değildir. Aynı şekilde Trabzonsporlu taraftarların, Galatasaraylı taraftarların, Beşiktaşlı taraftarların, tüm futbol unsurlarının can güvenliği ve emniyetinden de kendimizi sorumlu addediyoruz. Bakın, yaptığımız açıklamadaki liglerin ve futbolun sonuna gelindiğini, çünkü artık kan döküldüğünü ve bu nedenle artık bu müsabakaları oynamanın çok önemli olmadığı yolundaki açıklamalarımızın temelinde bu yatmaktadır. Her ne kadar bu da çarpıtılmaya çalışılıp başka mecralara çekilmeye çalışılmışsa da hiç kimse buna gayret etmesin. Bu çirkinliğin altına imza atmasın. Bizim amacımız çok açıktır. Sakatlarımız iyileşmesi açısından böyle bir erteleme talep ettiğimiz yönünde bazı düşünceler var. Lütfen bu kadar ciddi ve bu kadar önemli bir konuda böyle sığ düşüncelere yer vermeyin. Bu tür provokatif açıklamalara önem atfetmeyin. Bununla birlikte demin yine Mahmut Bey'in belirttiği gibi hiçbir şampiyonluğun, hiçbir başarının bir ufuğun hayatından daha önemli olmadığını bir Galatasaraylı, bir Beşiktaşlı, bir Trabzonsporlu oyuncunun ya da taraftan hayattan daha önemli olmadığını bildiğimiz için merak ettiğiniz sorunuza cevap vereyim baştan. Yine ezber bozalım. Bizim bu ligleri şu kadar hafta, bu kadar hafta ertelenmesi yönünde bir talebimiz yok. Bizim için bu şampiyonluğun ya da bu liglerin de çok fazla önemi yok. Önemli olan can güvenliğinin sağlanması, önemli olan bu oyunun
kendi mecrasında oyun olarak yapılabilmesinin ortamını sağlanmasıdır. Tabii yaşanan olay elimdir. Yaşanan olay bizim açımızdan unutulmayacak bir olaydır. Bu olayda Fenerbahçe Spor Kulübü olayı hemen güvenlik birimlerinin zafiyeti ya da bazı kamu görevlilerinin sorumluları gibi sığ ve çok kolay tüketebilecek gerekçelere indirgemeyecek kadar devlet ciddiyetine sahip bir kulüptür. Ama aynı şekilde beklentimiz bu olayların takibinin, bu olayların sonuçlanmasında aynı ciddiyetle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sahip olduğu ciddiyete sahip bir şekilde sonlandırılmasıdır. Dolayısıyla çok açık ve net ifade etmek gerekirse biz bu olay aydınlanana ve bu olayın failleri bulunana kadar futbol oynama niyetinde değiliz arkadaşlar. Aynı ciddiyeti beklediğimiz başka bir birim daha var. Bizim üstlendiğimiz ciddiyetin aynısını beklediğimiz bazı görevler var. Çakıl taşıyla başlayıp gelinen nokta vahim bir noktadır. Dolayısıyla bu konunun da sonuna kadar da takipçisiyiz, takipçisi de olacağız. Bu konuda çözüm önerilerimiz de olacak. Bu konuda irtibata geçeceğimiz kamu görevlileri de olacak. İrtibata geçeceğimiz kulüpler de olacak. Bunların hepsi olacak. Ancak maalesef dün akşama kadar hatta bazı konularda umutluyduk. Bu olayın bir Fenerbahçe-Trabzonspor çatışması halinden çıkartılması için çok çaba sarf etti yönetim kurulu olarak. Bugüne kadar buraya sokulmak istense de hep bunun önüne geçmek istedik. Ancak çok iyi biliyorsunuz ki bunu bir Fenerbahçe-Trabzonspor bir 3 Temmuz hesaplaşması haline getirme konusunda bunu yaşam sebebi, kendine varlık sebebi addedenler de var. Biz bunların hepsinin önüne geçmek için gerekli gayreti gösterdik. Ancak tekrar ediyorum, bunu bir camiaya, bir bölgeye mal etmek gibi lüksümüz yok. Böyle bir düşünce içerisinde de olmayacağız. Yalnız bununla birlikte bu terör eyleminin beslendiği bazı damarları da, bazı fay hatlarını da ortadan kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Doğru, bu Türkiye'nin sorunudur. Bu Fenerbahçe özelinde ciddi bir terör eylemidir. Cana kastır. Amaçlanan her ne olursa olsun toplumsal zıtlaşmanın, bir toplumsal kutuplaşmanın Fenerbahçe hiçbir yerinde olmayacaktır. Hiçbir şekilde Fenerbahçe'yi, hatta Trabzon'u, hatta camiaları biz böyle bir toplumsal kutuplaşmanın parçası yapmamak için bugüne kadar davrandığımız gibi bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Ancak yapmamız gerekenler de olduğu kanaatindeyim. Bazı bu fay hatlarını, bu terörize eylemlerin, bu cana kast eden, Türkiye'deki huzur ortamını belki bozmak isteyen, belki seçim öncesi kaoslara sebebiyet vermek isteyen, bilemiyoruz. Henüz çünkü soruşturma da daha çok sıcak. Çok peşinen de bir şey söylemek istemiyoruz o yüzden. Ancak bu mevcut fay hatlarını ortadan kaldıracak bir takım önlemleri de almamız lazım. Ne yapmamız lazım? Bir kere öncelikle şu Fenerbahçe ayrımcılığını bir kenara bırakmak lazım. Hatta daha da ileri gideyim. Fenerbahçe'ye karşı uzun bir süredir yürütülen futbol faşizmini artık bırakmak lazım. Bu eylemlerin ya da bugün gelinen noktanın sonucu ya da sebebi değil. Yanlış anlaşılmasın. Birbirinden ayırmak lazım. Ama bunlardan beslendiği de bir ayrı gerçek ve realite. Eğer siz ceza veremediğiniz kulüp başkanınıza bütün statlarda her maçta küfredilmesine,
yuhalanmasına, şike diye bağırılmasına izin verirseniz, eğer siz bu kulübün oyuncularını peşlerine özel kameralar takarak toplumun önüne atarsanız, eğer siz kendi kulüp başkanlarının bile ceza alması gerektiği denilen bir teknik direktörle yaşanan sorunda sadece bu kulübün oyuncularını kurullarınıza, ceza kurullarınıza sevk edersiniz. Eğer siz yenildiğiniz bir milli takım müsabakasından sonra bile bütün kulüpler birleşip bu kulübün başkanını Aziz Yıldırım'a gidip şikayet ederseniz, işte bu teröre yol verirsiniz. Fenerbahçe'yi hedef gösterirsiniz. Bunlardan kaçınmamız lazım. Bakın, Fenerbahçe Spor Kulübü uzun bir süredir ciddi bir yargılama süreci yaşıyor. Ve çok açık söylüyorum, bu tür eylemlerin beslendiği bir diğer kaynak da budur. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için söylüyorum. Peşinen söyleyelim ki bir kere öncelikle biz burada verilecek her türlü karara saygılıyız. Karar ne olursa olsun talebimiz bu kararın bir an önce verilmesidir. Çünkü bu yargılama aşamasından sportif olarak ve yönetsel olarak beslenenler olduğu gibi bu yargılama sürecinin uzaması Fenerbahçe'ye ve Türk sporuna zarar vermektedir. Yalnız bir kez daha yineleyeyim. Bu kararın her ne olursa olsun biz gereğini yapmaya hazırız. Bunu kabullenmeye hazırız. Yargının verdiği karardır. Hiçbir itirazımız olamaz. Ancak bu kararın bir an evvel verilmesi, bu fay hatlarının kapatılması için en önemli adımlardan biri olacaktır. Öngörülerimizden biri bu. Bir diğeri de aslında biraz futbol anlayışımızı da, futbol algımızı da gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki, şu endüstriyel futbol mantığıyla, endüstriyel futbol yaklaşımıyla taraftarları birbirlerinden, statlarından, renklerinden kopartıp futbolu, taraftarları, camiaları yalnızlaştırıp birbirlerine yabancılaştırma yolundaki tasarruflarımızı bir an önce bırakmamız gerekiyor. Eğer bir güvenlik unsurunu, eğer bir yetkimizi kullanacaksak bu camiaları birlikte maç seyretmeleri için, birlikte olabilmeleri için, yalnızlaşmamaları, birbirlerine yabancılaşmamaları için kullanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa birbirlerinden tecrit etmek için, sahalardan tecrit etmek için, kulüplerinden tecrit etmek için artık bu yetkilerimizi, bu tasarruflarımızı bu yönde kullanmamız gerekiyor. Ya da şu endüstriyel, tekrar söylüyorum, baba hakkıların, lefterlerin, metinlerin yerine sponsorları, bahis şirket sahiplerini ya da futbol baronlarını koymaktan vazgeçmemiz lazım. Futbolu, Türkiye'nin gerçeklerini, Türkiye'nin değerlerini, Türkiye'nin futbolunu Türkiye'de oynanması gerektiği gibi oynamamız lazım. Yani toplumsal değerlerimizin yerine futbolun karşısında makroekonomik değerleri koymaya kalktığımız anda işte bugün ruhumuzu kaybedip bu tür terör eylemlerine de mağdur olmak sonucundan kaçınılmaz bir haralı bizim için. O yüzden bu tür anlayışları da bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha söyleyeyim ve sonra sözü Şekip Bey'e vereyim. Bizim için liglerin ertelenmesi, müsabakaların ötelenmesi ya da bu tür alınacak geçici tedbirlerin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Biz yaşam hakkından bahsediyoruz. Biz insanların can güvenliğinden bahsediyoruz. Biz camiaların kutuplaşmalarına engel olmaktan bahsediyoruz. Top oynamak bunların yanında çok da önemli değil.
Çünkü ciddi bir olay olmuş, kan dökülmüştür. O nedenle toplantı sonrası bize soracağınız sorular arasında kaç hafta erteleme istediniz? Şöyle mi? Bizim hiçbir talebimiz yok arkadaşlar. Çok net bir kere de altını çiziyorum. Biz liglerin oynanmasına bile artık gerek kalmadığını, ancak her halükarda bu olay aydınlatılana kadar bu oyunu oynamayacağımızı açık ve net olarak deklar ediyoruz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Katkılarınız için teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle bu yaşadığımız elim o hadiseden dolayı başta yaralanan şoför arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başkanımız yakından takip ediyor arkadaşımızın durumunu. Ayrıca yönetim kurulu üyelerimiz Metin Bey kendisinin durumunu yakından takip ediyor. Başkanımız eşiyle görüştü. Biz her türlü maddi manevi desteği vermeye amadeyiz. Bizim ailemizin bir ferdidir kendisi. Ondan sonra bütün teknik ekibimize, futbolcularımıza, camiamıza, ülkemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Bu hadisede bir insanın ölmemesi tamamen büyük bir tesadüf, bir şanstı. Eğer bugün bir ölümün arkasından konuşuyor olsaydık, konuşmamız çok daha farklı olabilirdi ve bunun altından da kimse kalkmazdı, kalkamazdı. Bu sadece Fenerbahçe'ye yönelmiş bir saldırı değildir. Bu tüm ülkeye, tüm vatandaşlara yapılmış bir suikasttir, bir vahşettir. Öncelikle bunu belirtmeliyiz. Bundan sonra yapacağımız açıklamalarımızda da bunu tespit ettikten sonra ama diye başlayan ve bunu makul gören, mazur gören söylemlerden uzak durmalıyız. Başkanımız 3 Temmuz'un hemen arifesinde sıcağı sıcağına bu şike hadisesi değil, memleket elden gidiyor sözlerinde söylerken aslında bu günleri görmüştü. Çok yakın bir tarihte bu sürece ilişkin bir kumpas başvurusu yaptı. Kumpasa ilişkin bir suç duyurusunda bulunduk İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na. O dilekçemizde de açık açık bunlar yazılıydı. 3 Temmuz'la toplumun sinirleri, sinir uçları maalesef baskı altına alındı. O günden bugüne bu uçlar bilerek veya bilmeyerek kaşındı. Ve kaşına kaşına da bu büyük bir terör eylemiyle son buldu. Allah'a çok şükür ki bir can kaybı yaşanmadı. Yaşanabilirdi de. Ancak bu sinir uçlarıyla oynayanların artık bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü bu toplumsal boyutta bir çatışmaya varacak boyuta gelmiştir. Şu ana kadar 3 Temmuz'dan bu yana gerek başkanımız, gerek bizler, gerek bu camianın mensupları bütün söylemlerinde ve eylemlerinde hep sağduyusu çağrısı yaptık. Yine sağduyu çağrısı yapıyoruz. 3 Temmuz'dan bu yana hep demokratik tepkimizi dile getirdik. Caddede, Anıtkabir'de, adliyenin önünde hep bu demokratik tepkimizi dile getirdik. Biz bu çizgiden asla taviz vermeyeceğiz. Demokratik çizgimizi korumaya devam edeceğiz. Ancak ülkemizin içinden geçtiği şartlarda bu olayın çok daha büyük toplumsal boyutlara sebebiyet verecek nitelikte olduğunu herkesin anlaması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden herkes eyleminde ve söyleminde çok dikkatli olmalı. Bu terör olayını, bu vahşeti açıklarken amayla başlayan ve devam eden söylemlerden kaçınmalıdır diye düşünüyoruz. Nitekim eğer bu olaya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, bakanlar, önemli devlet kademesindeki devlet erkanı sahip çıkıyorsa bu olayın fanatizmle izah edilemeyecek boyutta büyük bir olay olduğu da zaten kendiliğinden anlaşılır diye düşünüyorum. O yüzden herkes lütfen kendi sorumluluklarını bilsin, bu sorumluluklara göre hareket etsin. Biz bu sorumluluklar içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz. Ancak şu bilinsin ki bu olayı kaşıyanların, özellikle sosyal medyada kaşıyanların takipçisiyiz. Sadece biz takipçisi değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Adli Teşkilatı da bunun peşindedir. O yüzden herkes yazdığını çizdiğini bilerek yazsın çizsin. Bu yanan bir büyük bir yangındır. Buraya odun atarak hiç kimse bir menfaat elde edemez. Etmemesi de gerekir. Taraftarlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Taraftarlarımız 3 Temmuz hadisesinden beri olup bitenin farkındadır zaten. O yüzden demokratik tepkisini koymuştur. Sadece bizim davamızla ilgili değil, toplumsal bütün önemli davalar için tepkisini koymuştur. Bugün o davalara kumpas diyenlerin
aynı kumpası kuran ekibin tasfiye edilmiş olmasına, bir bölümünün cezaevinde olmasına, bir bölümünün ismen belirlenmiş olmasına rağmen davamıza kumpas dememesi de ayrı bir ayıptır. Bizim davamız da diğer davalar kadar kumpastır. Diğer kumpasların ortaya çıkartılmasını sağlayan da bizim taraftarımızdır. Taraftarımızın dik duruşudur. Dolayısıyla bundan sonraki söylemlerde biz bu söylemleri basit sportif rekabet içerisinde söylenmiş sözler olarak görmeyeceğiz. Bu ülkedeki anarşiyi, terörizmi destekleyen açıklamalardır ve buna odun taşımaktır. Herkes söylemini bilirken, söylemde bulunurken bunlara dikkat etmek zorundadır. Tolga Bey söyledi, burada insan hayatı söz konusu. Bugün o oyuncu ve teknik ekibi taşıyan kafileye yapılan saldırı sonucunda bir can kaybedilmiş olsaydı, herhalde bunun boyutları burada basın toplantısı yapacağımız bir boyutu aşardı. Önlenemez bir infial oluşurdu. Biz bunun oluşmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Söylemlerimiz de hep bu yönde. Tolga Bey söyledi yine, liglerin ertelenmesi konusu bizim sportif bir beklentimiz değildir. Spor ailesinin, futbol ailesinin dayanışmasını görme beklentimizdir. Eğer bu olay bir terör eylemi ise ve bu yolla toplumun sinirleri, sinir uçları kaşınıyorsa buna hep birlikte tepki göstermemiz gerekir arkadaşlar. Söz konusu olan sadece bizim futbolcularımız değildir. Bu ülkenin barışı, refahı, kalkınması için önemli bir noktadır. Eğer biz buna burada dur diyemezsek bu maalesef başka boyutlara varır ki biz bunun sebebi olmak istemiyoruz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bu işin ne kadar ciddi olduğunu biz biliyorduk zaten. Ama diğer bütün unsurların, medyanın, köşe yazarlarının artık bu tür çok kısa döngülü yorumlarını yapmadan işi bu boyutlarıyla ve toplumsal hale getirip artık bu düşmanlıkların ve kinlerin bitirilmesi için çaba göstermeleri gerekiyor. Ama maalesef dün gene bazı televizyonlarda gene tahrik, gene konuşmalar, gene hiç olmayan şeylerde yorumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle onu da özellikle rica ediyoruz. Çünkü bu toplumu yönlendiren, insanları yönlendiren çok önemli bir araç medya. Onun için sizlerden de özellikle onu rica edip bir sorunuz varsa 2-3 tane soru almak istiyoruz. Evet buyurun varsa. Evet buyurun. NTV Haber Merkezi'nden Korhan Varol. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Olay sonrası internet sitesinden, resmi siteden yapılan ilk açıklamada liglerin ertelenmesinden sonra en çok dikkat çekilen nokta Temmuz kumpasından bu yana bazı odaklarca körüklenen, korunan hatta ödüllendirilen Fenerbahçe düşmanlığının geldiği son aşamadır yazılıydı. Biz günlerdir yayınlarımızda bu cümleyi tekrar ettik. Fenerbahçe düşmanlığının geldiği son aşama nedir? Böyle bir suça meyillenecek bir ortam mı oluşturulmak istenmektedir? Bunu biraz açar mısınız? Teşekkürler. Evet. Şimdi bakın, demin izah etmeye çalıştım. Bu mevcut eylemleri ve buna benzer eylemleri sebebi tek ve yegane sebep olmasa bile bu fay hatlarını kapatmamız lazım. Bunun için de öncelikle Fenerbahçe'ye uygulanan ayrımcılık ve hedef gösterme politikalarını da bir kenara bırakmamız lazım gerektiğini söyledim. Bu onlardan biri. Bakın siz hep aynı şeyi yaptık. Siz eğer Fenerbahçe, demin de söyledim, Fenerbahçe Başkanı'nı 3 Temmuz'dan bu yana ağza alınmadık hakaretleri, ağza alınmadık küfürleri edenleri, iftiraları sevk etmezseniz, siz bu futbolcuları hedef gösterirsiniz, siz bu kulübü hedef gösterirsiniz, siz bu kulübün değerlerini hedef gösterirsiniz, bu ve bunu gösterenleri cezalandırmazsanız bu bir ödüldür. Ödülün ta kendisi budur. Ha bunun sonucu mudur? Değildir ama mutlaka sebeplerinden biridir. Demin bunu izah ettim. Bu yüzden bizim için çok önemli. Artık demin bu konuyu da hatta
başka bir konuyla bağladık. Dedik ki bu dava da nasıl biterse bitsin. Çünkü bu davadan kimsenin beslenmesine izin vermemeliyiz. Bu dava teröre, sportif ya da yönetsel menfaatler ya da şahsi menfaatler sağlamak isteyenleri ya da bunlara hizmet edenleri artık bir yol olmaktan çıkarılmalı. Sonuç ne olursa olsun altını çiziyorum. Biz zaten hazırız her türlü sonuca. Bunları toparladığınız zaman o açıklamada yazan Fenerbahçe'ye uygulanan ayrımcılık, ayrımcılığın ortadan kalkması ile ilgili açıklama özü budur. Ben bir ilave de bulunabilir miyim? Arkadaşlar bakın bizim terör savcılığına yani terör suçlarını soruşturan savcılığa yaptığımız suç duyurusu çok çok önemli bir suç duyurusu. Yani çok fazla insan bunu hala anlayabilmiş değil. Anlayamadığını şuradan anlıyoruz. Anlamak istemiyorlar. Son duruşmada Türkiye'nin en büyük gazetesinin bir köşe yazarı bu kumpası kurgulayan bir kamu görevlisiyle duruşma salonundan chatleşiyor. Ve ertesi gün veya iki gün sonra çıkacak bir haberi manipüle ediyorlar. Ve bakın biz bunu internet sitemizden açıkladık. O gazeteyi göreve çağırdık. Ne oldu, ne değişti? O arkadaş yazmaya devam ediyor. O arkadaşın sorumlu müdürü görevinin başında. En azından bir araştırma yapılabilirdi. Bakın biz bunun peşindeyiz, takipçisiyiz. Bunlar basit şeyler değil arkadaşlar. Yani bu kahvehanede iki arkadaşın birbirini kızdırması, o kızdırmanın işte birbirine küsmeyle veya darılmayla sonuçlanması değil, bu oyuncak değil. Bir kumpas olgusu var ve bu kumpası kuran kamu görevlileriyle ilgili suç duyurumuz var. Ve bir basın mensubu bununla duruşmadan chatleşiyor ve yazacağı köşe yazısı için manipülasyon haber üretiyor. Ve bunu biz tespit ettik. Üstelik hakkında şikayette olduğumuz bir kamu görevlisiyle yapılıyor. Yani şimdi bunu yapan insan eğer bunun sorumluluğunda değilse diyecek hiçbir şey yok. Çünkü bu köşe yazısına devam ediyor ve oradan kaşımaya da devam ediyor. Daha ne yapmak gerekir? Ya terör savcılığını soruşturduğu bir dosyayla ilgili bahsediyoruz. Yani adi hırsızlık değil bu dosya. Ama maalesef hiç kimse bunun farkında değil. Hala bu ateşin altına bir ateşte ben atayım peşinde koşuyor. Veya televizyon programları. Bakın o televizyon programlarının bazılarıyla ilgili o suç duyurumuz içerisinde şeyler var, saptamalar var. Yani o illegal yapıya nasıl destek verdiklerine ilişkin açıklamalar var. Buna rağmen o arkadaşlar hala devam ediyorlar. Ya adam açık açık söylüyor. Biz medyaya aydık diyor ya. Yani lütfen rica ediyorum. Biraz sorumluluklarımızı bilelim arkadaşlar. Bu çok basit bir olay değil. Bakın bugün eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en başındaki kişiler bunun bir terör eylemi olduğunu söylüyorsa, bunun önceki bağlantılarında yer alan arkadaşlar, rica ediyorum hassasiyet gösterin. Bu bir terör eylemidir. Basit bir holiganizm değildir. Yarın öbürsü gün bir tane meczubu bulup getirseniz ve deseniz ki otobüsü bu kurşunlamıştır ve tamamen bir takıma duyduğu sempatiden. Bununla izah edilemez bu olay. Bunu aştık. Bu ikinci ligde, üçüncü ligde olan olaylar, bu anlattığımız şeyler. Bu böyle bir şey değil. O yüzden lütfen herkes sorumluluğunu bilsin. Bakın dün bir kulüp başkanının açıklamalarını dinledim. Hatta demin o konuya girecektim de girmek de istemedim. Çünkü bu konu çok ciddi bir konu arkadaşlar. Ciddi konu ciddi fikirlerle, ciddi kişilerle, ciddi düşüncelerle çözebilecek konulardır. Onun için o konuda pek fazla bir umudum yok, onu söyleyeyim. Çünkü bu konunun ciddiliğine ve niteliğine yaklaşık bir şeyde görmüyorum, değerde görmüyorum. Ancak bakın bu ülkede daha geçen hafta bir hukukçuya, bir hukukçu öldürülmüş. Siz iyi niyetli ya da kötü niyetle kalkıyorsunuz. O eylemin olduğu yerde İstanbul Başsavcısının arsası var gibi bir açıklama yapıyorsunuz. Bakın hangi niyetle yaparsanız yapın. Şekib'in dediği bu, azıcık ciddi olacaksınız. Bu işler basit işler değil. İnsan hayatından bahsediyoruz ya. Bu kadar alt metni boş, bu kadar izaha muhtaç, bu kadar popülist tavırlarla konuşulan bir futbol dilinden buralara ulaşmak o kadar kolay ki. Bu ortamı biz yaratıyoruz.
Siz Aziz Yıldırım'ın bu gerginliğin sebebi Aziz Yıldırım. Ne kadar kolay tüketiyorsunuz her şeyi. Bu gerginliğin sebebi Fenerbahçe. Bu gerginliğin sebebi şu. Ne oldu? Bakın bu anlatımlar, bu hedeflendirmeler, bu tespitlerin hepsi bir araya geldiği zaman bu tür sonuçlara bizi ulaştırıyor. Bunlardan kaçınmamız lazım. Bakın izaha muhtaç, alt metni boş, hiçbir anlamı olmayan, sırf söylenmek için söylenen, hiçbir felsefi ya da çözüm içeren, bir öneri içermeyen konuşmalardan vazgeçmek lazım artık. Hepimiz bu ciddiyetle bakmamız lazım. Dün, iki gün önceki olayda farkında değiliz. Hala farkında değiliz. Hala espri yapıyor insanlar. Hala teşbihte bulunuyorlar. Hala yok savcının arsası varmış, yok bilmem o varmış. Arkadaşlar lütfen herkes kendine gelsin. Yok ligler ertelenmiş, Fenerbahçe'nin sakatları düzelecekmiş. Lütfen herkes kendine gelsin. Gerçekten yeter artık. Bu başka bir şeyden bahsediyor. Hala şampiyonluk peşinde koşuyorlar. Çok ciddi bir olay oldu halde olayı tabii. Bakın Fenerbahçe'nin tarihini bilmemekle de biraz eşdeğer bu sorulan sorular. Yani bilgi eksikliği değil lütfen. Siz Arif'i bilir misiniz? Sahaf Arif'i. Hikayesini yani. Hikayesini. Cepheden izin alıp maçlara gelir Arif. Çanakkale'den. Evet. Sonra bir gün şehit olur. O maçta Fenerbahçe 10 kişi devam eder. İdman yurduyla maçı ve o maçı alır. Hiç ne ertelemeler ne başka talepler. Fenerbahçe kulübünün tarihi böyledir arkadaşlar. Lütfen konuşurken Fenerbahçe'ye zan altında bırakmaya çalışırken dikkatli olun. Evet. Evet. Öncelikle bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Devrim Zengi Beyaz TV. Mahmut Bey çok güzel gerekçelerle konuyu özetlediniz. Hassas noktalara parmak bastınız. Şu sıralarda bir bakanın da yer aldığı, Kulüpler Birliği Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kulüplerin de yer aldığı bir toplantı var. Bu toplantıda bu konuyu bizzat sizin ağzınızdan gündeme getirmeniz daha iyi olabilir miydi en azından bir sonuç alınması açısından ya da herhangi bir sonuç alınmayacağını düşündüğünüz için mi bu toplantıya katılmadınız? Yani biz zaten Kulüpler Birliği toplantısına katılmıyoruz. Ama federasyonda görüşüyoruz. Görüşmüyoruz da onlar bizi arıyor devamlı. Yani biz kendi fikirlerimizi biliyoruz. Onunla da yetinmedik. Sabah 5'te biliyorsunuz geldikten sonra bildiri yayınladık. O bildirinin çerçevesinde tabii biz orada 3-4 kişiydik. Bütün yönetim kurulu üyelerimiz, Sayın Divan Başkanımız, onun beraberliğinde, varlığında bugün yönetim kurulu toplantısı yaptık. Ve aynı kararı, daha belki verdiğimiz kararları ve şu anda açıkladı arkadaşlar. Yani bizim herhangi bir kimseye gidip de orada onu savunacak falan bir ihtiyacımız yok bizim. Biz Türkiye'de, şimdi demin arkadaşlar izah ediyor. Yani Türkiye'nin futbolunun veya Türkiye'nin sporunun biz beyazı olmamız lazımken bizi zenci muamelesi yapılıyor dönüyor. Herhalde böyle deyince daha iyi anlayacaksınız. Bize ayrımcılık yapılıyor. Bu ayrımcılık yapılırken birçok insanlar kullanılıyor veya kendilerini kullanılıyorlar. Biz de bunu anlatıyoruz. Biz de diyoruz ki bu olay aydınlatana kadar maçlara çıkmayacağız diyoruz. Onlar bir karar alır. Getirirler, konuşacağız saat biraz sonra gelirler bize, geliyorlar, gelecekler eğer bilmiyorsanız söyleyeyim. Gelecekler, görüşürüz. Yani herhangi bizim burada bu konuyla ilgili konuşacağımız bir şey yok. Tabii. Bir de şöyle de bir şey var, yani acaba Kulüpler Birliği futboldaki sorumluluklarını ne kadar yerine getiriyor? Yani bu 3 Temmuz hadisesinin neresinde? Yani tarafsız kalmak, haksızlığa ses çıkartmamakla eşdeğer mi? Yani bir haksızlık varsa bu haksızlığı tespit etmekte Kulüpler Birliği'nin hiç mi görevi yok? Bakın çok yeni gelişmeler var mesela Kulüpler Birliği ile ilgili. Bir proje ortaya koydular, devrim projesi. Bu proje başkana ait olan bir proje. Başkanın Kulüpler Birliği başkanlığı döneminde olan bir proje. Bize kimse fikrimizi sormadı. Ya fikrimizi sormadığı bırakın. Geçen hafta Avrupa Kulüpler Birliği'nin toplantısı vardı. Burada çok önemli kararlar alındı. Kulüpler Birliği'nden hangi yetkili bizi aradı?
hangi yetkili orada konuşulanlarla ilgili bir fikir sordu bize. Bakın bir anonim şirketten bahsediliyor orada. Bu anonim şirkete bizim hissedar olacağımızın garantisi kim? Kim biliyor? Ya Kulüpler Birliği de kendi pozisyonunu bir değerlendirmeli. Bir hadise olduktan sonra toplanıp üzüntü bildirmek, onun çözümünü bulmak çok kolay, en kolay yöntem. Acaba bu hadise olmadan evvel ne yaptı Kulüpler Birliği? Bu 3 Temmuz sürecine ilişkin olarak ne yaptı? Bakın tekrar söyleyeyim, tarafsız kalmalı. Doğrudur, tarafsız kalacak. Kalmalı da. Ama haksızlığa da ses çıkartmalı. Yani siz sadece kendi hakkını savunan tarafı susturma gayreti içerisinde olursanız, kusura bakmayın yani Kulüpler Birliği de olsa başka bir şey de olsa insanlar haklarını aramak için seslerini çıkartırlar. Ve yaptığımız basın toplantıyla fikirlerimizi zaten söylüyoruz, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Saklımız yok ki. Olabilir. Gayet doğru. Yani biz söylüyoruz. Biz bu konuda bakın arkadaşlar. Zaten böyle bir erteleme talebimiz ya da hani şöyle ertelensin böyle bizim için bütün kulüpler için ertelensin. Biz bunların hiçbirisinde yokuz. Hiç bu tartışmaların bunların hiçbir yerinde yokuz. Biz başka bir şeyin özetledik bugün. Başka bir sıkıntıyı daha yukarıdaki, daha global, daha köklü bir sıkıntıyı yani, peşindeyiz. Olayı biraz büyük boyutta eğer maçlar bakmazsak... ertelenmiş, Fenerbahçe, öteki herkesin kendi. Bu zaten herkesi etkiliyor. Biz bunun peşinde değiliz. O yüzden başka sorunuz var mı? Var var. Doğru olanı yapmışlar. Yani sadece bizim maçımızın ertelenmesiyle... Öyle bir talebimiz de yok zaten. Öyle bir talep de yok zaten. Herhalde bir jest yapıyorlar. Yani. Burada bu futbol ailesinin bir tepki göstermesi lazım ki gösterdiklerini düşünüyoruz bu şekilde. Ha bu bir hafta mıdır, iki hafta mıdır? Ha bize göre, bize sorarsanız doğrusu bu işin faillerinin bulunması, arkasındaki olan sebepleri, bu kişiyi kullanan kim onlar belirlenmeli. Ancak bunlar aydınlandıktan sonra liglere devam edilmeli. Bizim düşüncemiz bu ama bu bir tepki olarak görüyorlarsa ve yeterli görüyorlarsa diyecek bir şey yok. Biz şu anda devletin bu konuya çok iyi niyetle yaklaştığını ve bu olayı çözeceğine inandığını biliyoruz, inanıyoruz. Çünkü bu olay çok ciddi. Yani böyle sığ düşüncelerle bir yere varamayız. Şimdi ben orada fiilen yaşadığım için işte Devrim vardı, başka birkaç arkadaş daha vardı. Onlar çok yakındaydı. Yani biz olayı tabii sonradan gelip de gördüğümüz zaman o olay ciddi bir vahamet vardı. Önce kamu kurulu insanlarının yani mesela valiyle ilgili mesela vali ben havalanına geldim. Olay olmuş bir saat, bir buçuk saat. Bir buçuk saat sonra hala diyebiliyor ki taş. Ve valiye diyorum ki sayın vali ya ne taşı ya? Ya bu kesin 5 tane yerden kurşun gelmiş. Bu ciddi bir olay. Yani bunu biz ufak böyle Trabzon Fenerbahçe çekişmesi olarak da görmediğimizi anlattık orada. O da kendisinin devlet büyüklerimizin kendisini aradığını ve bu konularda önemli uğraşacağımızı falan söyledi. Yani biz buna ben Fenerbahçe idaresi olarak başkan beni arıyor. Tabii ki biz 5 dakikada 10 dakikada bir çünkü çok ciddi bir olay. Yani ben başkana gördüğüm zaman çok ciddi bir olay olduğunu söyledim yani. Çünkü inanılmaz bir şeydi. Onun için herhangi başka bu konuda söyleyeceğim evet arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar bu konuları zaten olaylar biraz daha aydınlansın. Geniş ipuçları, failler ortaya devam çıksın. Devam edeceğiz konuşmaya. Devam edeceğiz yani burada bitmeyecek. Evet. Şimdi kararlarını açıklasınlar gelsin. Biz bakacağız. Ona göre düşüneceğiz. Kararımızı vereceğiz. Ama şu andaki kararımızı söyledik. Yani başka... Arkadaşlar alacağımız, bizim alacağımız tedbirlerin hepsi hukuk ve şeyin sınırları içerisinde olacaktır. Bir değerlendireceğiz. Önce bir çok teşekkür olay aydınlatsın. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim.